Selamlar herkese. Minecraft Survival'ın 65. bölümüne hoş geldiniz. Hemen söylemem gereken bir takım şeyler var. Şu anda dışarıda feci bir yağmur gerçekleşiyor gök gürültüsüyle birlikte. Ses fazla yansıyabilir bilmiyorum ama video çekmek istiyorum. Çok keyifli bir durumdayım oyun için. En son esir aldığımız yağmacıları ıslah etmiştik. Onların arbaletlerini kırmıştık, adam etmiştik. Dost olmuşlardı bize. Daha sonra onlar bize işte yerleşime ihtiyacımız var, yeni bir hayata ihtiyacımız var. Çalışabilecek bir alan istiyoruz, bölge istiyoruz demişlerdi. Onlara güzel bir yer ayarlamıştık bu dağda. Şimdi ben gördüğünüz gibi yorumlarınız sayesinde güzel şeyler yaptım. Duvar çektim. 1.16 duvarları gerçekten iyi duruyorlar. Biraz konuşamıyorum, heyecanlıyım. Umarım bu heyecanı yenebilirim. Bir çekilişimiz vardı. Ayaküstü bir çekiliş gelmişti aklıma. Onu da gerçekleştirdim. O ne biçim ilgi öyle? Böyle var ya, yorumları ayrı ayrı saatlerce uğraştım ve sonucu olarak 3 kişiyi aldım yorumlardan. Katılımcılardan da 3 kişi aldım isim olarak. Burada yağmacı Kuzey. Daha sonra toplam şu anda 4 tane yağmacımız olduğu için 2 tane eksimiz var. 6 tane ismimiz var. O fazlalıklar, yani koyamadıklarım burada duruyor. Ezel ve Mahmut. Devreciler gelsin, hemen onların da arbaletini kırıp buraya atıp onları da isimlendireceğim. Daha sonra yağmacı DGN Players Emre abi katılımcılardan. O çıktı. Bakın. Bir tane daha var burada. Lider. Yağmacı Mehmet Karabulut. Ve kapıların giriş çıkışlarına basamaklar koydum. Rahat bir şekilde girip çıkabiliyorlar. Şuraları da kapattığım için buradan ayrılamıyorlar. Şuralara tırmanamayacak şekilde de kapattım yine. Belki üzerlerine çıkarlar dedim. Çok çok iyi oldu ya. Bu tarafa giremez. Çıkamazlar da. Canlılar. Öyle. Reddit'te gördüğüm bir uçak modeli var burada. Böyle eski. Kullanılmayan bir tarzda ahşap. Çok iyi duruyor. İçi boş bu arada. Şuradan bakalım. Böyle. Vallahi heyecandan yine anlatamadım bir şeyler. Bir tane de yine internette bulduğum traktörü buraya yapıştırdım. Modern oldu mu? Böyle daha çok eski çağda olan traktörler istedim ama çok güzel sonuçlar elde edemedim. Fena değil. Hatta buna binip sürebiliyoruz. Atlayalım aşağı. Bu arada bunların bağlantılarını bulabilirsiniz açıklamada. Önceden böyle F5'te baktığımızda şöyle görünürdük. Ama artık o 1.16'da biraz daha düzeltildi. Böyle dışarıdan görebiliyoruz. Yalnız çok feci yağmur sesi geliyor. Umarım fazla yansımaz sizlere. Başka? Bakalım. Yağmacı Eren Güven. İçeride başkası var mı? Yok. Gece oluyor bu arada. Başka. Bunlar tamam. Tırmanalım şöyle. Uçağa mı bineceksin? Ne yapıyorsun? Planer. Ha, şu düğmeye bastıktım, ondan olmuştur. Burada yok. Bu arada nerede olduklarını bir bakalım hemen. Neredeler? 1, 2, 3... 4. Ona bakmıştık. Sanırım hepsine baktık. Hepsi tamam. Güzel oldu. Buranın çok çok güzel bir hikayesi var artık. Ben çok beğendim. Dışarıdan belirttiğim gibi canlılar giremez. Çıkamazlar. Yağmacı Kuzey. Burada bir uyuyabiliyor muyum? Uzaklaşırsa. Aa. Ha, gitti. Tamam. Çok çok iyi. Ha, düzeltilen şeylerden bir tanesi. 20W18A'dayım bu arada. Şu F5'te baktığımızda zırhlarda enchantlı görünüm olmuyordu. Bir Elytra'da vardı. Şimdi Elytra'da gidip zırhlara gelmiş. Apayrı bir görünümü var bunun da. Çok çok güzel. Şu Netherite zırhlar gerçekten sağlammış gibi, güçlü kuvvetli görünüyorlar. Yeni bir Minecraft'ya bölümü yayınladım. Orada fark ettiğim bir şey oldu. Ha, yorumlardan da çok güzel bir öneri aldım. Onu da gerçekleştirmek istiyorum. Şimdi bunların hangisi evcil değil? Evcil olmayan bir tane lamaya ihtiyacım var. Hepsi evcil sanırım. Sen? Evcil değil. Mesela bunları saman balyasıyla besliyorsunuz. Ben şu parçacıklara bakayım. En azdaymış, değil mi, yapayım. Bakın şimdi besleyeceğim. Ses kısık geldi bana. Yiyor şu anda. Yemeği kestiğinde ama hepsini yiyecek mi? Aa. Şimdi bir binsem tek atıyor muyum? Aynen, tek attım bakın. Bir süre onu besledim. Beni sevmesini sağladım. Sonra bindiğinde direkt tek attım. Normalde böyle olmuyordu. Halıyı da yapıştırayım. Oo, gözlüklü mözlüklü. İyiymiş. Bunu geç fark ettim. Bir diğeri ise kayıklara sandık varmış gibi işlev sağlayabilirmişiz. Bunlardan bir tanesi kayığa lama bindirmek. Bir diğeri de eşeği veya katırı yavruken bindirmek. Çünkü yetişkin at ve eşeği bindiremiyorsunuz. Hemen yanıma kayık almak istiyorum.
Sonra hava kararmadan şuradan iyi bir lama alayım. Depolama anlamında bu kötü. Bu da kötü. Başka var mı bizde? Şu var. Sen nasılsın? Bunu götürebilirim. Şöyle peşime takayım da hepsi gelecektir şimdi. Dur gelmeyin. Şunu ben çıkartır çıkartmaz. Heh. Diğerleri gelemez. Şu bizim akarsuya götürüyorum onu. Gel gel gel, mesela hazırda varmış bir tane de, buradan çıkartamam onu sanırım. Şöyle karada da yapabilirim. Attım, bindi. Hem bir oyuncu binebilir, tamam mı, buraya oturabilir. Hem de bakın sandık işlevi görebilir. Sonra da diğer kullanıcı, diğer oyuncu da böyle sürebilir. Şu anda iki kişi kayaya binebilir. Ayrıca depolama da yapabiliriz. Bir tanesi bu. Çiftleş. Çiftleş. Dur. Heh, tamam. Aha da ortaya katır çıktı. Şimdi bunu yavruyken kullanmamız gerekiyor. Sen yerine gidiyorsun yine Bedir'e. Çekilin. Lan geçemiyorum. Heh. Kapıyı kapatalım. Şöyle. Nereye gitti o? Bunu da peşimize takacağım. Hop şöyle gel. İsim veririz. Gel 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 gel. Atıyorum, bindi. Şimdi bunu bundan indirmeyeceğim. İndirirsem eğer şey olmuyor. Tekrar bindiremiyorum. Bunu yorumlarda gördüm. O dediğim gibi Minecraft diye bölümünde. Sonra buğdayla mı büyütüyoruz bunu? Aynen. Biraz buğdayla besleyelim. Büyümesini hızlandıralım. Evet. Yetişkin oldu. Evcilleştirmemiz gerekiyor. Tek atabiliriz. Çünkü besledik onu. Aynen. Şu anda evcilleşti. Ve sandık atacağım. İniyorum. Sağ tıklıyorum. Kocaman bir alanımız var. Depolama alanı. Yine bunun üzerine kullanıcı oturabilir. Bir diğer kullanıcı da sürebilir. Lamayla aynı özelliğe sahip. Ama dur, sana bindim yine. F3B yapayım da karışmasın. Ama... Aa. Lama daha mantıklı geldi şu an bak. Oynasam biraz yerinizden. Hitboxları aynı. O yüzden eşeği algılıyor. Tüh. Alttan mı tıklamam gerekiyor? Yok, at, eşeğinki daha büyük ya. Ha tamam, alttan tıkladım, oldu. Böyle iyi. Bu şekilde yine keşiflere falan gidersiniz. Bu canlıları, kayıkları götürürsünüz peşinize okyanusta. İçine atarsınız malzemeleri. Yapmanız gereken şey, aa sandık. Sandıklı kayık gibi. Böyle tıklarsınız. Envanterine yollarsınız malzemeleri. Bunları buraya park ediyorum. Belirttiğim gibi bana göre lamalar daha iyi. Sadece biraz uğraşıp çiftleştire çiftleştire tam kapasiteye sahip olanını bulmamız gerekiyor. Daha sonra bol bol alana sahip bir sandığımız olur. Aslında esas olaylarımız bunlar değildi. Bu bölümün konusu artık köylülere güzel bir stabilize olay getirmek istiyorum. Farm yapmak istiyorum. Bir tane köylü farmımız var. Ama bu şu anda çalışmıyor. Bunun üzerine çok uğraştık. Sonra mekanikler değişti, yenilendi falan. Tekrar tekrar bozuldu. Aklımdaki fikir, bir gardiyan tapınağı bulup yağmaladıklarımdan bir tanesi. Onun içini boşaltacağım ve oraya köylü farmı falan kuracağım. Base'imden uzak olmasını istiyorum çünkü köylüler lag yapabiliyor. Yani FPS düşürüyor. Bunun gibi şeylerle karşılaşabiliyoruz. Bunu da istemiyorum. Envanterime biraz cam aldım. Diyelim ki bir gardiyan tapınağının içini boşalttınız, suları falan aldınız ve karanlık bıraktınız. Hiçbir şekilde diğer canlılar spawn olmayacaktır. Gardiyan tapınağında sadece gardiyanlar spawn oluyorlar. Karanlık olsa da, tam blok olsa da diğer canlılar spawn olmuyorlar. Peki bu camlar neye işe yarayacak? Bu camlar ise ben gardiyan tapınağının orijinalliğini bozmadan orayı kristal bir görünüme büründürmek istiyorum. Yani dışarıdan baktığımızda içerisi görünsün. Hadi burada denemeler yapalım. Bu oda müsaitmiş. Koyu prizmarinler mavi. Şöyle. Daha sonra prizmarinler açık mavi. Prizmarin tuğlaları ise cam göbeğinden olacak. Hala anlamadınız mı? Yani ben bir gardiyan tapınağına gidip bu blokları bu renkteki camlarla değiştireceğim. Ve dışarıdan baktığımızda içerisi görünecek. Şimdilik bu burada kalsın. Önce gardiyan tapınağını bulalım. Sonra cam kasalım. Keşif defterimi alıyorum ve bana en yakın gardiyan tapınağı. Dur bakalım. Gidilen sualtı gardiyan tapınakları. En yakını 85'e -827. Ben buraya gideyim. Ve karşımızda belirttiğimiz gardiyan tapınağı. Sağında solunda herhangi bir kara parçası olması önemli değil. Şimdi burası tehlikeli.
Görünmezlik olaylarını falan biliyorsunuz. Gardiyan tapınaklarını yağmaladığım bölüme gidip bir takım şeyler öğrenebilirsiniz. Burası çok tehlikeli geldi gözüme. Önce bir portal kuralım buraya. Hızlıca gidip gelmemizi sağlar. Çöle geldim. Hemen hemen her şey hazır. Sadece kumlara ve boyalara ihtiyacımız var. Önce kumlarla başlayalım. Ama bu esnada biraz hızlanalım, değil mi? Hadi bakalım. Artık burada da F5'te bir sorun yok bak. Önceden portalı algılardı. Tamam. Sonra pişmeye. Sandık lavabonu bittikçe ben dolduracağım. Hepsini pişireceğim bu kumların. Ver hızlandırmayı. Bütün kumlar ve kaktüsler pişti. Son olarak bunları da almak istiyorum ve şu anda garip bir bug içerisindeyim. Neden böyle bilmiyorum ama kaynak paketinden sağlandığını düşünmüyorum. Çıkartacağım hatta. Şimdi yok, kaynak paketinden değil de doğrudan oyundan oluşan bir hataymış. Toplamda 3 çalkır camımız var. Evde de vardır. 1 çalkır daha çıkar. 4 çalkırla biz gardiyan tapınağını değiştiririz diye düşünüyorum. Korktuğum şey sadece boyaların yetmemesi. Gerisinde sıkıntı olmayacaktır. Bunları da alalım hızlı bir şekilde. Çapa sayesinde. Yakıt onlar da gelsin. Başka bir şey kalmadı. Tabii her zaman yağmur yağıyorsa şuna bakmamız gerekiyor. Trident. Girdap dalgası. Ve hadi görüşürüz. Aa. Heh, şimdi oldu. Dedim niye olmadı. Çok iyi be. Hatta durun, ben bir malzemeleri hazırlayayım. Bununla dönelim biz. Gardiyan tapınağına. Evimin içine de yağmur yağıyor. Çok güzel bir bakmış. Sevdim bunu. İhtiyacım olan her şeyi aldım gibi. Oraya gidince fener de kurmam gerekecek. Hem blokları kazacağız falan, etrafı toparlayacağız. Güç saçan, yani denizin kalbine de ihtiyacımız olacak. Onun için artı bunlar var da. Orada da buluruz zaten. Tamam o zaman. Alıyoruz hepsini. Doğru gidiyoruz. İksir falan da var yanında. Sıkıntı yok sanırım. Yağmur da durdu. Nether'dan gitmek şart oldu. Evet, buradayız. Önce fener ve güç saçan. Bu canların beni görememesi için de görünmezlik iksiri içeceğim. Şöyle bunu tüketiyorum. Tamam mı? Zırhımı da çıkarmam gerekiyor. Sadece kaskım kalsa yeterli. Gerisi olduğunda bizi fark ediyorlar. Oo. Kaska bak. İçi bomboş. Oo, çok feci görünüyor. Evet, denizin kalbi hazır durumda. Şimdi hızlıca hareket edebilmek için de bunu kullanacağım. Oh mis valla. Derin koşucumuz yok ama bu var sağ olsun. Şuraya ayar yaptım. Hemen buradan en alta kadar da kaza kaza açmam gerekiyor. En alt kısma fener kuracağım. Rahat olur bizim için. Efektlerine kadar hazırladım. Deli gibi efektimiz oldu. Şuraya bak. Görünmezlik, olukun gücü, hız, kuvvet 2, direnç 2, yenileme, acele 2. Of. Şuraya bak ya. Bu arada işte bu kadar feneri nasıl buldum? Bu kadar malzemeyi nasıl elde ettim falan. Bu gibi yorumlar son zamanlarda artmaya başladı. Arkadaşlar 1,5 yıldır devam eden bir serimiz Minecraft Survival. Bu seri. Oynatma listesinin bağlantısını şu anda çıkarttım. En başından bu Ramazan günlerinde başlayarak neyi nasıl elde etmişiz, nasıl farm kurmuşuz bakabilirsiniz. Hem eğlenceli, zaman geçirecek bölümler hepsi. Uzun uzun da bölümler. Yani bir bakmışsınız. Birinci bölümden başlayıp
10. bölümdesiniz. Zaman o denli hızlı geçecektir. Buna emin olabilirsiniz. Çok fazla olmasa da boyalı camlar ürettim. Hemen şimdi mesela mavi ile başlayalım. Mavi çok az kullanacağız. Çünkü şu kadarcık yerde var bu dark prizmenler, koyu prizmenler. Kırıyorum. Yerlerine bunları koyuyorum. Böyle bir işlem olacak. Aslında açacaksın canlı yayını. Bir yandan etkileşim olacak. Bir yandan bu işi yapacaksın. Sizinle muhabbet çok güzel olur. Ki şu anda açamıyorum. Yeni evime geçemedim ama ayın 12'sinden sonra büyük ihtimalle yeni evde işler bitecek. 15'ine doğru falan taşınacağım. Yani biraz daha bekleteceğim sizi ama canlı yayınlar olacak. Hatta kanalım da hazır, canlı yayın kanalım. Açıklama kısmına ve çıkan bağlantıya tıklayarak gidip abone olabilirsiniz. Orada yine kamera açarım büyük ihtimalle. Hulog'a da video gelecek. Bilmiyorum, bunları size bahsetmiyorum ama yine söylediklerim oluyor, yakalayanlar oluyor. Öyle. Yani bilmiyorum. Hulog'da da çok güzel bir vlog gelecek diyelim hatta. Beni tanıyacaksınız, tanışacağız sonunda. Ne işle meşgulüm, ne yapıyorum, ne ediyorum, neler yaşadım. Biraz hayat hikayesi, biraz da ne bileyim bu işe nasıl başladım, nasıl bir süreçten geçtim. Bunu göreceksiniz ki çok fazla merak eden var bu olayları. Sonra mavi işi bitti bakın. Bu kadar. Maviyi sadece buraya koyacaktık. Geçelim cam göbeğine. Cam göbeği bu olacak demiştik. Allah, çok hızlı kırıyoruz ama. Gerçi buralar da bundan olacak, dur. Bozmayalım şeyi. Vallahi şu an bir şey yaptım. Bana destek bloğu lazımmış, onu fark ettim. Artık bunları kıra kıra yerine koyacağız. Bu kısım hazır. Işıkları da kırmayacağım. Hatta kendim daha fazla ışık da koyabilirim. Aydınlık görünmesi için. Böyle şuradan inelim aşağı. Bunlar açık mavi değil değil mi? Cam göbeği. Çok güzel. Açık maviye geçelim. Gel sen buraya. Hop, bu kısımlara. En çok olacak şeyler bu ikisi zaten. Siyan ve açık mavi. Yani cam göbeği ve açık mavi. Sonra bu. Şimdi bu tamam. Baktığımızda fena görünmüyor. Tekrar bana siyan ver. Zaten sol elimdeymiş. Hatta şu kısmı hemen bir kristal yapalım. Köşeleri siyanla döndüm ve iç kısmı da açık maviyle bitirmek üzereyim. En üst bitti. Şimdi iç kısmını tamamen suyunu alacağız. En dışı bitirdikten sonra. Odaları, aralarını, duvarlarını falan kıracağız. İçeride cam falan olmayacak. Buraya belirttiğim gibi şey olacak. Köylü farmı, hatta sadece köylü farm değil. Güzel bir üretim var aklımda. Diyelim ki bir köylü ürede, yani çoğaldı. Onu alıp şeye gidecek. Nedir onun adı? Cam göbeği olsun. Zombi köylüden hasar almaya. Hasar alacak ve o normal köylü de zombi köylüye dönüşecek. Sonra otomasyon yine. O köylü oradan da alınıp bir noktaya getirilecek. Ona otomatik zayıflık iksiri atılacak. Biz sadece altın elma yedireceğiz. Daha sonra belli bir süreçten geçecek. Kendiliğinden köylüye dönüşecek. Biz yine otomatik neye dönüşmesini istiyorsak onu ayarlayacağız. Böyle böyle köylüler doğuştan yetişkinliğe ve anında da meslek sahibi olmaya gidecekler. Bu da belirttiğim gibi tam otomasyon olacak. Yalnız içerisi de çok güzel görünmüyor mu? Yani o sistemler dışarıdan bakıldığında muhteşem görünecektir. Şimdiden heyecanlandım. Belki bu gardiyan tapınağında unuttuğumuz sünger odası olmuş olabilir. Onu da bu camları yaparak fark edebiliriz. O da güzel. Tepe kısım bitti. Bak şimdi. Hop. Hayda. Görünüme bak. Süngerleri de rahatlıkla kullanabileceğiz. Hemen iniyorum aşağı. Burayı bir kapatayım önce. Sonra alıyorum size. Mesela şuraya da cam yapacağım. Geçici bunlar. Buraya da cam yapacağım. Yine geçici. Açık bir nokta kalmasın da suyla uğraşmayayım sonra. Her şey tamamsa buranın suyunu hızlıca boşaltabilirim. Hop, al 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 al. Hepsini al. Süngerleri de hızlı kırabildiğimize göre bol bol yerleştirebiliriz. Tamam. Kalmadı sanırım. Değil mi? Sonra böyle çapayla hızlıca kırabileceğiz. Bu da çok iyi. Bunları da hızlıca kurutabilip tekrar kullanıma hazırlayabileceğiz. O da çok iyi oldu. 1.16 sağ olsun. Bunları bize sağlıyor. Şimdi içi bomboş. Dışarısı da çok güzel görünüyor. Dışarıdan bakıldığında nasıl görünür? Onu da merak ediyorum. Yani gayet iyi. Bir de bitince bakalım biz buraya. Nether'e geçtim. Portalımız yakında olduğu için süngerleri böyle anında kurutacağız. Cehennemde. Sonra hızlıca toplayıp kullanıma hazırlayacağız. Süreç böyle. Güzel bir örnek oldu.
Şimdi daha fazla uzatmayalım çünkü en azından bir saat daha sürecektir. Sizlere uzak çekimde keyifli seyirler. Uzun bir sürenin ardından devam ediyoruz. Yaklaşık 8 saat sürdü. Epey bir uğraştım ve sonunda değdi sanırım. Dışarısı falan görünüyor. Canlara baktığımızda güzel bir atmosferi var. Şimdi şu anda pek bir şey görünmüyor. Hem aydınlatmaları falan eksik hem de yapı yaptıkça, işte sistemler kurdukça buranın değeri artacaktır. Tamamen içeriği belirttiğim şekilde boşalttım. Hiçbir oda falan kalmadı. Herhangi bir sünger odasına da rastlamamışım. Hepsini temizledim yani. Şu kısımlara böyle aydınlatmalar yaptım. Böyle mayhoş bir ortam oluştu. Güzel de görünüyor. Ha bu arada karanlık ya. Zırha bakın. Şeylere bakın. Enchantlara bakın. Çok değişik duruyor. Ne bileyim aşırı parlak. Güzel ama fena değil. O aydınlatmalar falan köşelerden vuruyor. İyi görünüyorlar. Şimdi ben şuraya bir kapı atayım dedim ama burada çok fazla gardiyan oluyor. Bir defa neredeyse zırhlarım kırılacak derecesine geldi. Gittim tamir ettim öyle geldim. Tamamen görünmezlik kullanarak yapmadım ama kullansaymışım. İyi olurmuş. Şimdi elimde de ruh meşalesi var. Bundan getirdim. Şöyle uçlara atsam. Ama bu buranın değil pardon. Şuranın olacak. Burası da var. Şöyle iki uca. Tamam orada kalsın. Sonra burası. Burası. Yakın olmasınlar birbirlerine ama kafam da karıştı bir yandan. Acaba neler? Neyse ben öylesine atayım da şimdilik. Daha sonradan hizasını buluruz. Daha güzel şeyler yaparız zaten. Bu kısım tamamen ortalar. Bu arada... Acayip duruyor ya. Mum gibi geldi bana. Cidden mum gibi geldi. Bu kısımlarda eksim olmuş. Onları tamamlayacağım şimdi. Hatta bir nokta mı? Şurası ve burası. Hepsi yetmedi camların. Gidip 1,5 sandıkta şey yaptım. Kum kazıp onları pişirdim. Böyle miydi? Burası siyan. Aynen cam göbeği. Kapladım. Şurası var. Ha bunu da yanlış yere atmışım zaten. Şu şeylerin içi, kapsüllerin içi boş. Dedim ki gardiyan isimlendirip atsam mı? Gerek duymadım sonra. Burada zaten fazlasıyla şey duracak. Köylü duracak. Çok da lag yapmasın. Köşeye. Bu köşeye. Sanırım hepsi tamam. Doğru oldu. Ortaları da farklı şekilde yapı yaptıkça dolduracağım. O yüzden şimdilik koymuyorum. Ama fenerin ışığıdır falan her şey güzel. Biraz çalkılarımda malzemeler var. Kırdığım bloklardan. Biraz da şuraya attım. Hop. Bayağı bunları kullanırız. Bak cam da kalmış. Şimdilik kalsın. Bu bloklardan yapacağım yine yapacağım yapıları. Öyle. Şurayı da bu arada malzemem var. Büyük ihtimalle aşağı kadar tamamlarım. Güzel oldu. Güzel bir çalışmaydı. Bakalım devamında neler olacak. Sizler gibi ben de çok meraklı ve heyecanlıyım. Destek olmak için videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Çalışmalar bir sonraki bölümde devam. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.